Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz aldım. Gazi Meclisimizi ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım politikalarımızın küresel pazarlar ve ihtiyaçlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve iklim değişiklikleri dikkate alınarak belirlenmesi zorunlu bir hal almıştır. Politikalarımız Türk tarımını yerellikten küresel ölçeğe yükseltmek amacıyla sürdürülebilir ve gerçekçi planlamalara dayanmalıdır. Tarımın öncelikli ihtiyaçları, orta ve uzun vadeli sorunları ve hedefleri makro seviyede belirlenerek tarım ürün ve üretim deseni bunlarla uyumlu şekilde planlanmalıdır. Tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması, biyolojik ve genetik varlığının muhafazası, ıslah çalışmalarında kullanılması, istilacı türlerle ve salgınlarla mücadele, zararlı organizmalar konusunda erken uyarı sistemlerinin oluşturulması ve bu tehditlere karşı mücadele yöntemleri geliştirilmesi gereklidir. Ülkemizde sahip olduğu potansiyel doğrultusunda ürünlerde ıslah yapma, üstün vasıflı çeşit ve ırklar geliştirme, bu geliştirilen ürün çıktılarının pazarlanmasında ham madde olarak satılmasından daha çok işlenerek katma değeri ve iş gücü ülkemizde kalacak şekilde planlanmalıdır. Tarım üretiminde ürün deseninin yeniden planlanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu planlama ile yetiştiricilikte modern yöntemler, tarım kültürü ve yetiştirme teknikleri de kullanılarak birim alanda en yüksek verimin elde edilmesi sağlanmalıdır. İklim, toprak ve ürün ilişkisi en verimli şekilde değerlendirilerek kaliteli ve pazar değeri yüksek ürünlerle iç ve dış pazarın ihtiyaçları doğrultusunda monokültür üretim biçiminden çıkılarak ürün çeşitliliği artırılmalıdır. Su kıtlığı çeken ülkeler arasında olan ülkemizde suyun verimli ve etkin kullanımı için suyun üretim alanına taşınmasında kayıpların önlenmesi ve yetiştiricilikte toprağın değil de bitkinin sulanması sağlanmalıdır. Üreticilerin tarım kültürünün artırılmasıyla ve sulama anlayışının değiştirilmesiyle daha az maliyetle daha fazla kaliteli ve verimli ürünler elde edilecektir. Tarımsal envanterlerin belirlenmesi ve güncellenmesi, sağlıklı tarımsal istatistiklerin tutulması sayesinde tarım planlamaları daha gerçekçi şekilde yapılabilecektir. Tarımsal varlığımızın mevcut durumu ve potansiyeli ile ülke ihtiyacının belirlenmesi, dış pazarlarda alacağımız rekabetçi konumun belirlenmesi, dış pazara sunacağımız ürünleri ve sürdürülebilirliğini de belirleyecektir. Sayın milletvekilleri, ülkemizde cazibe merkezi destekleme programları uygulanmaktadır. Bu uygulamanın temel yaklaşımı bölgesel kalkınmadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kırsal kalkınmanın dayanak noktası olmak üzere 1969 yılından beri güncelliğini koruyan bir teklifimiz, tarım kentleri gözler önündedir. Son aylarda yine bakanlığın gündemine gelen bu konu akıllı tarım kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım kentleri planlaması çok önemli bir konu olup çok dikkatli ele alınmalıdır. Tarım kentleri önerimiz birden çok kırsal yerleşim biriminin bulunduğu bölgelerde coğrafi ve iktisadi şartlara göre belirlenecek ve en azından temel kamu hizmetlerinin düzenli ve yeterli olarak götürülebileceği merkezler oluşturmak fikrine dayanmaktadır. Tarım kenti düşüncemiz farklı zamanlarda farklı hükümetler tarafından da gündeme getirilmiş olsa da nitelikli bir uygulama gerçekleştirilememiştir. Ülkemizde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması, istihdam ve üretim potansiyelinin artırılması ve terörün faaliyet alanının ortadan kaldırılması hedeflerine yönelik olarak uygulanmakta olan
cazibe merkezi yaklaşımının tarım alanında ve bütün ülkeyi kapsayacak şekilde tasarlanması ile tarımsal üretimimizin desteklenmesi sağlanmalıdır. Tarım kentleri veya merkez köyler önerimiz bu yolla hayata geçirilebilecektir. Partimiz tarafından 1969 yılından beri bu önerimiz günün şartlarına uygun güncellemelerle ortaya konmaktadır. Çünkü bu toplumsal ve siyasi ihtiyaç hala devam etmektedir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki, tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturularak yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere katılımcı kalkınmayı destekleyecek tarım sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan tarım kentleri kurulmalıdır. Küresel ısınma sebebiyle su sorununun ön plana çıkması tarım kentlerini de zorunlu hale getirmiştir. Sayın milletvekilleri, tarım kentlerinin hayata geçirilmesiyle kırsal yerleşim bölgelerinde sağlanacak sosyoekonomik gelişme sayesinde terör propagandasına konu olacak alanlar da ortadan kaldırılacaktır. Köyden şehire yönelen göçün ve düzensiz kentleşmenin önüne geçilerek pek çok sosyal sorun çözülecektir. Tarım kentin bünyesinde oluşturulacak tarımsal üretimde rehberlik edecek uzmanların ve makine parkının sayesinde köylümüz tarımsal faaliyet girdilerinde azalmayı yaşarken üreticimiz de tarım kültürünün gelişimini sağlanacaktır. Çiftçilerimizin üretim sürecinde toprak ve tohum kalitesinden başlayarak zararlarla mücadele, ilaçlama ve hasat sürecinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri etkin biçimde kullanmaları sağlanacaktır. Üretici birliklerinin katkısı ve devletin öncülüğünde ürünlerinin pazara arzı ve işlenmesi sayesinde köylünün kazancı ve maddi refahı düzeyi yükselecektir. Maddi refahın artması tarım kentlerinin parçası olan köyün ve bağlı bulunduğu il ve ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Merkez köylerde güçlendirilecek eğitim kurumları sayesinde yeni nesillerin de köyden ayrılmasının bir gerekçesi ortadan kaldırılacaktır. Sosyoekonomik gelişme sonucunda arzu ettikleri iyi eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sigorta yaptırma imkanları neticesinde köy nüfusu yaşadığı toprakları bırakıp bir göç serüvenine girişmesi tarım kentleri sayesinde önlenebilecektir. Maddi refahı ve gündelik hayat kalitesi yükselen köylerimizin kentlere göç etmek yerine tersine göç içinde cazibe merkezi haline gelmesi mümkündür. Bunun sağlanması amacıyla tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi için planlamalar yapılmalıdır. Tarım ve sanayi arasında bu entegrasyon, tarımsal üretimde sözleşmeli çiftçilik uygulamasını ve pazarlama sıkıntısını da ortadan kaldıracaktır. Tarımsal üretimde akıllı teknolojiler ve otomasyon sayesinde ürünlerin kalitesi de güvenceye alınacaktır. Ayrıca tarım kentleri çarpık kentleşmeyi önlerken ekolojik kent özelliği taşıyan altyapısı modern, kanalizasyon arıtım işlemlerini, çöp toplamayı kolaylaştıran deprem, fırtına ve seller gibi doğal afetlere dayanıklı şehirler oluşturma fırsatını verecektir. Yani ülkemizin bir an önce dirençli tarım kentleri oluşturma zorunluluğu vardır. Bu kentler köylümüzün doğayla barışık, tarımın üretkenliğini yükselten ve her açıdan güvenliği tam olan merkezlerde yaşamasını sağlayacaktır. Ulaşım, sağlık, eğitim, yönetim ve güvenlik sorunları çözülmüş ve altyapısı modern şekilde planlanmış şehirler olacaktır. Bu vesileyle 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dilerken, tarım politikaları ve planlamalarda kırsal kalkınmanın dayanak noktası olacak tarım kentlerine öncelik verilmesini hükümetten ve Tarım Bakanlığı'ndan beklediğimizi belirtmek istiyorum. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.